Sizi tanıyabilir miyim? Tabii, herkese merhaba. İsmim Büşra Onur Ceylan. Dünya Klinik'te diyetisyen olarak hizmet vermekteyim. Büşra Hanım, çocuklarda beslenme nasıl olmalıdır? Şimdi öncelikle çocukluk döneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu dönem bebeklik dönemi ile ergenlik, adolesan dönem arasında geçen dönemdir. Bu dönemde tabii ki çocukların hem tat duyusu hem de koku duyusu çok gelişmiş oluyor. Bu nedenle yiyeceklere ilgisi de diğer dönemlere oranla daha yüksek oluyor. Bu dönemde yetişkinlerin bilinçli olması çok önemli. Çocuk doyduğunu belirtiyorsa çocuğumuza inanmalı, yemek yemeyi bırakmalıyız. Çünkü bazen biz yetişkinler onların mide hacmini kendimizinki gibi düşünüp çocuğun doymadığını düşünebiliyoruz ama bu noktada onların mide hacmi bizimkinin neredeyse yarısı kadar. Bunu bilmeli ve ısrar etmemeliyiz. Çünkü ısrar etme durumunda çocukta işte yiyecekten soğuma, sevdiği yiyeceği sevmeme gibi özellikler ortaya çıkabiliyor. Yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi tat ve duyuları çok gelişmiş oluyor. Bu da şu demek, onların bir yiyeceği sevmesi için önce gözüne hitap etmesi gerekiyor. Sonra da kokusunu sevmeleri gerekiyor. O yüzden çeşitli tabaklar hazırlayabiliriz. Renkli tabaklar hazırlayabiliriz. Hani bir yetişkin için belki görsel çok önemli olmayabilir ama o çocuk için bir şeyi sevmesi önce görmeyle başlıyor. Dediğim gibi işte özellikle meyve, sebze, et türü gibi yiyecekleri böyle renklendirebiliriz. Günlük 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri kesinlikle tüketmesi gerekiyor kemik gelişimi için. Aynı şekilde 4-5 porsiyon meyve, sebze tüketmesi lazım. Haftada bir et, tavuk, balık, 2-3 gün haftada kuru baklagil tüketimi olması gerekiyor. Özellikle bu dönemde diğer dönemlere oranla boy ve kilo gelişimi de çok fazla olduğu için doğru besinlerle desteklemek çok önemli. Bu şekilde. Peki fast food ürünlerinde nelere dikkat etmeliler çocuklar? Şöyle, bu dönemde tabii ki ister istemez çocuklar dış dünyaya çok dönük oluyorlar. Öyle olduğu için de fast food'a yönelim daha fazla oluyor. Onların çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani onlara yasak koymamamız gerekiyor. Fast food tüketimi illaki olabilir tabii ki. Biz şöyle öneriyoruz. Haftada mesela 1-2 gün ödül olarak bunu çocuğumuza verebiliriz. Ya da işte dışarı çıkacaksak biraz daha sağlıklı fast food'lar tercih edebiliriz. Ya da bu fast food'ları evimizde daha sağlıklı hale getirebiliriz. İşte hamburger yapacaksak bunun köftesini evimizde kendimiz yapıp bunu çocuğumuza sunabiliriz. Ya da kızartma yerine biraz da işte haşlama, ızgara gibi yöntemleri tercih ederek evimizde bu fast food yiyecekleri sağlıklı hale getirebiliriz. Ama tabii ki dediğim gibi hem dış çevreden uzaklaşmamız, soyutlanmamız adına da haftada 1-2 gün fast food tüketimi olabilir ama aşırıya kaçmamak şartıyla. Çünkü çocuk gelişiminde de ciddi olumsuz etkileri var fast food tüketiminin. Peki ebeveynlere neler önerirsiniz? Dediğim gibi öncelikle ısrarcı olmamaları gerekiyor ve burada çocuğa gerçekten yetişkin gibi değil de çocuk gibi görmeleri lazım. Çünkü onlar bizim gibi değiller. Aynı şekilde bazen işte uçak geliyor, televizyon, oyuncak bu tarz şeylerle yemek yerken oyalayabiliyoruz. Bu da çok yanlış bir davranış. Kesinlikle bu tarz şeylerle hani yemek yemeye alıştırmamalıyız çocuğu. Dış faktörlere alıştırmamamız gerekiyor. Ona gerçekten yemek yemenin bir ihtiyaç olduğunu öğretmek istiyorsak normal masada aileyle birlikte bir şekilde yemeğini yemesi gerekiyor. Dediğim gibi tabaklarını renkli ve çeşitli bir şekilde yapmaları da çok önemli bu noktada. Onların sevebileceği, biraz daha hani kendi sevebilecekleri şeyleriyle çocukların sevebileceği yiyecekleri yapmaları bu noktada daha önemli.